Başkente kameraları çevirelim. Bakın iki kişi sabaha karşı girdikleri manavda alışveriş yapar gibi öyle rahat efendim hırsızlık yaptılar. Rahat tavırları oldukça dikkati çeken bu hırsızlar bir yandan yediler, bir yandan çaldılar, bir yandan da tezgahları düzenlediler. Görüntüleri izleyen esnaf böylesini de ilk defa görüyorum dedi. Hakikaten pes. Yaklaşık bir 10 dakika duruyorlar yani içeride. 10 dakika rahat rahat muz yiyorlar, gülüşüyorlar. Bir, iki tane sarımsak alıyor birisi, oradan dur diyor, ben de alayım falan gibisinden böyle gülüşüyorlar kendi aralarında. Ankara'nın güvenilirliğiyle bilinen semt Hoşdere Caddesi'nde bulunan bu manavda ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Ben bile rahat değilim o kadar müşteriye verirken. Kendi evine alışveriş yapar gibi, dediğim gibi sadece parayı bırakmayı unutmuşlar. Alışverişini yapıyorlar. Rahat rahat. Burada muz soyup yiyorlar. Efendime söyleyeyim. Dolduruyorlar poşetleri, alıp gidiyorlar. 21 Mayıs günü sabaha karşı 5 sularında içeri giren iki hırsız kendi dükkanlarıymış gibi önce poşetleri ellerine aldılar. Ardından seçtikleri meyveleri poşetlere doldurmaya başladılar. Aç kalmıştır, almıştır dersin. Ama bunlar öyle değiller. Gayet güzel giyimli iki tane genç oğlan. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızlar kameraları görmelerine rağmen meyve ziyafetlerini bozmadı. Sabah dükkanını açan esnaf durumu fark edince şoke oldu. Bir de seçerek alıyorlar. Bozuk ürünleri bırakıyorlar, düzeltiyorlar bir de. Böyle mesela bozmuş burayı. Şeyi tezgahı düzeltiyor bir de. Elmayı mesela seçiyor, alıyor ya, düzeltiyor böyle. Meyveleri bir yandan yerken bir yandan da poşete dolduran hırsızlar meyve seçerken dağıttıkları tezgahları ise özenle düzenlediler. Yaklaşık bir 10 dakika duruyorlar yani içeride. 10 dakika rahat rahat muz yiyorlar işte dediğim gibi. Oradan eriktir, kayısıdır onlardan yiyerek atıştırarak gidiyorlar ondan sonra. Hem karınlarını hem de poşetlerini meyveyle dolduran hırsızlar ortalığı dağınık bırakmamaya da özen gösterdi. Yani hiç dağınık yok. Gayet belli topluydu yani. Ben bile rahat değilim o kadar müşteriye verirken.